Bu bölümde oyunumuzun menülerini yapmaya devam edeceğiz. Burada CSS'ler sayfanın CSS'leri çoğalmıştı. Biraz karışık olmaya başladı. Bunun için ben bir CSS dosyası daha açmaya karar verdim. Böylece daha kolay bulabiliriz CSS'leri. Buna da page CSS diyeceğim. Sayfa ile ilgili bütün CSS'leri page CSS sayfasına taşıyacağım. Şöyle yanına getireyim. Hangilerini taşıyacağız? Kelebeğin macerası title'lar kalsın. Start page. Start page yok. Pages. Start page button. Button selected. Sub container. Şunları bu tarafa alıyorum. Bunun isminin farklı olması bir değişikliğe sebep olmuyor. Sadece şu CSS'i eklediğim yerde bir satır daha ekleyip bu CSS'i de eklemem gerekiyor. Sayfaya alt alta eklemiş oluyor. Sadece ben bu CSS'in içinde eğer sayfalarla ilgili bir şey arıyorsam bu CSS'in içinde arayacağımı bileceğim. Onun dışında birçok küçük CSS kodunu zaten taglerin içine yerleştirdik. Bu bir. İkincisi, şunların tıklandığında şu şekilde seçilmesi gerekiyor. Çevresine yaptığımız şekilde. Şimdi bunu iki şekilde yapabiliriz. Bir, bunlar tıklandığında bir fonksiyon, bir JavaScript fonksiyonu çağrılır. Biz de o JavaScript fonksiyonunun içinde bu hangi div nesnesi ise onun özelliklerinden class'ın değerlerini değiştiririz. Ya da CSS'in desteklediği bazı özellikleri kullanabiliriz. Mesela CSS active. Eğer aktif işimizi görürse bir de şöyle bir şey olması lazım. Şuna da bakalım. CSS mouse CSS over diyelim. Hover. Evet. Hover diye bir seçenek. Bir de Start Page Player buton. Start Page Player buton selected. Evet. Selected yerine active diyorum. Bir de iki nokta hover. Yani üzerine geldiğinde olmasını istediğim rengi değişmesin ama kenarlık çerçeve 2 piksel kalınlığında olsun. Bakalım olacak mı? Evet. Üzerine geldiğinde 2 piksel kalınlığında oluyor ama tabii kayma meydana geliyor. Bastığında da hiçbir şey olmuyor.
Evet, bu daha iyi. Üzerine geldiğinde. Ama bastığında seçili olması gerekir. Onun için aramaya devam edelim. Bizim işimizi halledecek bir özellik var mı? Aktif nasıl kullanılıyormuş? Ben onu yanlış mı anlamışım? Aktif'in kullanılmasını. Hover işimizi gördü. Üzerine geldiğinde değişiklik oluyor. Ne yapmış? Aktif A. A tagini aktif vermiş. Üzerine basıldığında background color sarı oluyor. Biz ne yaptık? Start page player buton klasına aktif verdik. Ve border'ının farklı bir renk olmasını istedik. Basıldığında oluyor. Sarı olmasını istediğim zaman oldu. Ama kalıcı bir şey olmadı. Kalıcı bir şey yapmak için çalıştırdığımız fonksiyona ek bir şeyler yazmamız gerekecek. Şunu kaldırıyorum. Arka planda değişiklik istemiyorum ben. Burayı yine nokta selected diyelim. Bu klası verdiğimiz buton kalıcı şekilde çevresindeki halka turuncuya dönmüş olsun. Şimdi bu butonlara bastığımda bir işlem gerçekleştirmek istiyorum. Bu da nereye yazalım onu? Page'in içine yazalım. Page nokta player select buton clicked. Bu player seçme butonu basıldığında bana player'ın ismini versin. Start sayfasındaki oyuncu seçme butonlarını basıldığında çağrılacak fonksiyon. Seçme butonları basıldığında çağrılacak fonksiyon. Şimdi biz daha önce bir event, bu bir event, on click eventi. Daha önce JavaScript'te şöyle window.addEventListener.load diye
şu fonksiyonu çalıştır diye bir event eklemiştik koddan. Bunda da aynı şekilde butonlara tek tek böyle eventler eklenebilir. Ama daha kolay, daha pratik bir yolu var. Bunlar birer HTML içerisinde nesne olmasından kaynaklanan farklı bir kullanımı daha var. Biz o kullanımı tek içerisinde bir parametre ile fonksiyon çağırma. Şuradan bakalım nasıl kullanıldığına. HTML onClick. OnClick event. Evet, şu şekilde bir kullanım. OnClick herhangi bir tag'in içine onClick yazıp fonksiyon ismini yazdığımızda o butona basıldığında o fonksiyon ismi çalışıyor. Şöyle yaparsak page alert yapalım. Player name'i alert etsin. Sonra index.html'in içerisinde benim butonlarım, buton class'larım şunlar. Buton class'ları, buton nesnelerim, buton div'lerim şunlar. Her birine on, bunu zaten kopyalamıştık, on click. Fonksiyonumun ismini yapıştıracağım ve içine bir parametre yazacağım ve string bir parametre yazacağım. Şimdi tek tırnak mı çift tırnak mı kullanmamızın bir fark oluşturacak burada. Çünkü onClick başında çift tırnakla bir fonksiyon ismi yazmışız ve çift tırnakla kapatmışız. Ben bunun içerisinde çift tırnağı normal şekilde artık kullanamam. Ama benim bir tırnak kullanmam gerekiyor. Çünkü bu fonksiyonun içine de bir string ifade yerleştireceğim. Bu da player 1 olacak. Çift tırnakla başladığım için kapanışını çift tırnak olarak arayacak. İçindeki tek tırnağı farklı olarak işlem yapacak. Her birinde parametreyi değiştireceğim. Böylece 3 butonunda 3'ünden herhangi birine basıldığında, mesela buna basıldığında çalışması gerekiyordu. Çalışmadı. Bakalım ne hata yaptı. Page is not defined diyor. Ne yaptı? Page'i bulamadı. Eklememişiz herhalde page'i. Bakalım. Şunu üstüne page'i ekleyelim. Şimdi bakalım. Player 1. Buna basalım. Player 2. Şuna basalım. Player 3. Evet. Ne yaptık? HTML tagine nasıl bir class, div'in içine bir class koyuyoruz, bir şey ekliyoruz. Buna da onClick yazdığımızı içindeki fonksiyonu bastığımız zaman bu div nesnesinin üzerine çağırdı. Şurada yazdığımız parametreyi de içine gönderdi. Şimdi ben şunlara, bu 3 butona ID vereceğim. Player 1
buton. ID vermemin sebebi de şu fonksiyonları çalıştırdığımda hangi butona bastıysam onun çevresini şu seçili hale getirmek istiyorum. Şuradan, page'den. Bu oyun başlamadan önce açılacağı için ve bir kere kullanılacağı için her seferinde oyun başlamadan önce bir değişkene atama ihtiyacı duymuyorum. Document.get element by id. Şurada button name vardı. Button name player 1 atıyorum. Tire button. ID'sini bulsun. Bunu bir değişkene atadığımda ne yapıyordu? O değişken nokta diye kullanabiliyordum. Eğer değişkeni atamazsam sonuna da nokta koyabilirim. Nokta. Style. Tabi style değil. Bir attribute vereceğiz. Class attribute'unu değiştireceğiz. Ondan önce class attribute'unu değiştireceğiz. Ne olarak değiştireceğiz? Şuradan tekrar index'e gideyim. Şu şekilde değiştireceğiz. Ama bir önceki seçili olanı da temizlememiz lazım. Şöyle yapalım. Şuraya bir değişken açalım. Page.selectedPlayer eşittir. Player 1 de bizim standart. İlk seçtiğimiz. SelectedPlayerName diyelim hatta buna. Sonra burada aşağıda ne yapacağız? SelectedPlayerName eşittir. Yeni seçilen player ismi olacak. Bu değişimi yapmadan önce de bir önceki seçilmiş olan player'ın selected'ını kaldıracağım. Şimdi ne yapıyorum? Önceki seçilen butonun seçimini temizle. Yeni seçilen oyuncunun ismini değişkene kaydet. Daha sonra ne yapacağız? Player'ın içinden bunu kullanacağız. Seçilmiş oyuncuyu. Yeni oyuncunun butonunu seçilmiş hale getir. Yenileyelim. Şuna bastığımda bu seçilmiş oluyor. Evet. Bu şekilde. Hem şu değişken düzenlenmiş olacak. Player 2, Player 3. Ben de oyun başladığında hangi player'ın seçildiğini bu değişkenden bilip Player class'ın içine alacağım o veriyi. Burada da seçilen oyuncunun, ama üzerine geldiğinde siyah olması seçimin pek seçildiğinin belli olmamasına sebep oluyor. O özelliği de kaldıralım. Şu özelliği kaldıralım. Hover olmasın. Hover olmasın. Ama şöyle olabilir. Hover dediği zaman
kapasitesi 0.8 olsun. Bastığı zaman da o seçilmiş olsun. Ya da background color çok açık bir renk seçilebilir. Yani bir değişiklik olsa ama çok hafif bir değişiklik. Üzerine geldiğinde hatta bu şuna da eklenebilir. Seçim yapıldığında da şöyle olsun. Üzerine geldiğinde bu şekilde, seçildiğinde de bu şekilde. Evet, şimdi daha net anlaşılıyor. İçine seçtiğimiz renk de şu çizgiyle uyumlu oldu. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Biz page'in içinde selected player name diye bir değişken açtık ama bu değişkeni asıl kullanacağımız yer player. Ki player'da da player image id diye bir değişken var. Bu da aslında şu an burada kullandığımız değişken page'deki değişkenle aynı değişken. İçeriği aynı. Ve asıl player'ın içinde bunu kullanmamız gerekiyor. Player bir üst class olduğu için ben page.js'in içerisinden player.js'e şu anda ulaşmak istemiyorum. Bir değişkenin içeriğini değiştirmek istemiyorum. Bu gibi durumlarda böyle bazı değişkenler, ayarlar olabilir, bazı sabitler olabilir. Bütün class'lar tarafından kullanılan bazı değişkenler vardır. Bu gibi durumlarda herkesin ulaşabileceği bir alt class açılabilir. Global CS diye ben açıyorum. Bu Global CS'ye ortak kullanılacak bütün değişkenleri ekleyebiliriz. Böylece böylece her yerden page.js'in içerisinden bu değişkeni değiştirirken aynı zamanda da player.js'in içinden de bu değişkeni kullanabilirim. Selected player name. Oyuncunun kon resmi diyelim. Sonra ne yapacağım? Page'in içinde Ctrl+F'e bastım. Selected player name olan yerlerin başına global ekleyeceğim sadece. Başka var mı? İki tane var. Bu global yeni eklediğimizi index.html'de içerisine ekleyelim. Global herkes tarafından kullanıldığı için şu an en üstte yazıyorum. En üstte yazıyorum. En alttaki de en tepedeki klasım. O en tepedeki class'ın mesela player.js'e ulaşabilir. Player.js'in içindeki bazı şeyleri değiştirebilir. Ama mesela bir map.js'in, bir sound.js'in, bir level.js'in
Level.js'e de Level.js'i söylemeyelim. Sound.js'in, Map.js'e ben Player.js'e ulaşmasını istemiyorum. Ha, içine yazarsak ulaşabilir. Ama ileride öngöremeyeceğimiz problemlere, hatalara sebep olduğunda o hatayı tespit etmek, hangi datanın nereden düzenlendiğini tespit etmek zor olabilir. Daha sonra da Player.js'e gidip nasıl düzenleme yapıyorduk? Replace, CTRL, H'la. Globalde şu ismi kullanacağım artık player'ın içinden. Şu ismi kullanacağım. Neyi yerine? Şu player image ID'nin yerine. Şunu siliyorum. Next. Replace. Next. Başka yok zaten. Bir tane varmış. Böylece bir tane de global CS klasımız oldu. Ne yaptık? Burada birini seçtiği zaman global CS selected player name değişiyor. Sonra start game'e basıp oyun başladığında da player CS'nin içerisinde bu değişkeni kullanarak hangi karakteri seçmişse onun resmini yükleyeceğiz. Oyunu başlat da aynı diğer butonlara yaptığımız gibi on click ile şuradan kopyalayalım. Şu imaj butonunun divine yazıyorum. On click ile start game. Bunun başına bir şu anda grup ismi, class ismi koymadım. Bunu nereye yazacağımı düşüneceğim. Çünkü bunu level'ın içine de yazabilirim. Çünkü oyunun başlatılması aslında level'la ilgili bir olay. Bu oyunu level'da oluşturuyoruz. Ya da level'a ulaşabilecek başka bir class'ın içine de yazabiliriz. Bakalım level'a önce. Şu anda şöyle bir fonksiyonum yok. Level'a bakalım. Ne yapıyor? Create level dediği zaman oyun için gereken nesneleri, duvarları oluşturuyor. Ben bunu ilk olarak nerede çağırıyorum? Başlangıçta çağırıyorum. Artık bunu çağırmayacağım. Çünkü oyun başlatıldığı zaman ben bir level oluşturacağım. Bunu kapattığım zaman da arka planda sadece bazı diğer nesneler kaldı. Start game'i en üstteki oyunun ana class'ın içine yazayım. Start game eşittir function. Şimdi sayfayı yenilediğimizde ne oluyordu? İşte level'ı oluşturuyor, map'i oluşturuyor. Map.js'in içinde değişkenler var. Şimdi ben sayfayı yenilemeden oyun bittiğinde tekrar başlatmak istediğimde ne olacak? Burada bir sürü nesneler var. Map.js'in içerisinde bir sürü datalar var. Bunları temizlemem gerekiyor. Şimdi temizleme fonksiyonları yazalım. Yeni bir oyun başlatmamız için temizleme fonksiyonları yazalım. Önce map datayı temizleyelim. Neyi temizlememiz gerekiyor map datada?
Hemen initial'ın altına map nokta clear. Clear diye bir fonksiyon ben oluşturayım. Bu fonksiyonu map klasını ilk haline getir. Değişkenler zaten çağrıldığı zaman işlem sona erdiğinde yok oluyor. Değişkenler, fonksiyonlar yok olduğu için fonksiyonlarda herhangi bir kalıcı bir şey söz konusu değil. Şurada item object var. O nerede kullanılıyordu? Ona bakalım. O da ekleme yaparken tipe göre yaratılıyor. Benim şunlar da zaten sabitlerimdi. Şunlar. Benim burada temizlemem gereken container elementi de temizlememe gerek yok. Container element zaten initial'da bir kere şu değişkenin içerisine alıyor ve daha sonra onu kullanıyoruz. Onu da temizlememe gerek yok. Şuradaki 3 değişkeni ilk yarattığım şekilde, ilk oluşturduğum şekilde eşittir boş bir obje eşittir 0 dersem eşittir boş bir array dersem bunların üçünü de temizlemiş oluyorum. Böylece yeni bir şey eklediğim zaman ne yapacak? Değişken sıfırdan başladığı için yeni bir ID bulacak. Burada hiçbir data olmadığı için yeniden ekleyecek. Şuraya yazalım. Değişkenleri temizle. Bir de bu işlemleri yaptıktan sonra temizleme işlemleri. Bir de bunların map'te fiziksel karşılıkları var. Nerede? HTML'in içinde. HTML içinde game objects'in içeriğini dolduruyorduk biz. O da map'ten yönetiliyor. Game objects hatta şu nesne. Onun da ne yapıyorduk? Bir elementin içerisine yazı yazmak için inner HTML yazıyordum. Bunun içerisinde yazı yok. Birçok objeler var ama ben inner HTML'in eğer boş yaparsam o objelerin hepsi silinmiş olur. Eklenen tüm objeleri sil. Böylece yeni bir oyun başlatmak için hazır hale geliyor map class'ım. Gelelim level'a. Bu işi level ekleme işini yapıyor. Ben create level dediğim zaman eğer map class'ı doluysa onun üzerine yazacak, onun üzerine eklemeye çalışacak tekrar ve büyük bir karmaşaya sebep olacak. Yani ben create level dediğimde aslında her seferinde map'in temizlenmesi de doğru bir mantık olur. Level'ı oluşturmadan önce map'i temizle. Aksi durumda duvarları oluşturmaya çalıştığı zaman duvar olduğu için oluşturmayacak hiçbirini. Sonra içerideki nesneleri oluşturmaya çalıştığı zaman içeride yine daha önceden kalan nesneler olduğu için diğer boş yerlere bir o kadar daha nesne ekleyecek. O yüzden her create level yaptığımızda temizlemek doğru bir mantık olur. Evet, geçelim.
Şu anda bu ikisi temizleniyor. Başka nelerin temizlenmesi gerekiyor? Mesela board. Board nokta clear eşittir function. Bir önceki oyundan kalma verilerin temizlenmesi yeni bir oyun başlarken. Bunda da ne var? Mesela anahtarı görünmez yap. Anahtar görünür olabilir. Anahtarı aldıktan sonra cam barı düşüp kapıya ulaşamadan, anahtarı kullanamadan oyun bitmiş olabilir. O zaman burada anahtar olacak. Yeni bir oyun başladığında burada anahtar olacak. O anahtarın olmaması gerekiyor. Sonra at score değişkeninin 0 olması gerekiyor. Score değişkenini biz daha sonra globalin içinde de kullanacağımızdan dolayı score değişkenini oraya taşıyabiliriz. Şöyle yapalım. Globalin içine global nokta player score diyelim. Oyuncunun skoru. Bunu daha sonra çünkü yeni bir sayfa açtığımızda ben çekeceğim. Level'ın içinden de çekebiliriz ama global değişkenimiz var. Ve birçok yerden kullanılacak bir değişken bu. O yüzden bunu buraya alalım. Sonra tabi eski kullandıklarımızı düzenlememiz gerekecek. Şöyle bir şeye bakalım. Replace sadece bu sayfada olanları buluyordu. Bir de refactor diye bir şey olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Refactor. Rename, move, copy. Evet. Refactor'u kullanarak mesela bir nesneyi yerini değiştirdiğiniz zaman o nesneyle ilgili tüm kodların içerisinde arayıp o nesneyle ilgili her şeyi değiştiriyor. Bu bir kolaylık. Rename. Rename dediği zaman can appear in this context. Move dediğini bu sanki demin anlattığım işi yapmıyor gibi geldi bana. Faktör. Replacing projects. Evet. Projenin içindeki bütün projenin içinde değişiklik yapacağız. Ne yapacağız? Şunu artık globale çevireceğiz. Journal'lı project. Açık dokümanlarda yap. Butterfly game projesinde
yapmasını istiyorum. Bazı ayarlar var. Opening New Tab. Ne yaptım? Board Player Score'u Global Player Score'a çeviriyorum. Değiştir. Yanlış bir şey yaptık. Şu değişmeyecek. Şu değişmeyecek. Bu Global Player Score nokta elementi. Bunun değişmesini istemiyorum. Bunun değişmesini istemiyorum. Bunun olması için sonuna bir boşluk koyabilirdim. Şöyle yapalım. Bunun bulduklarında ben şuradan değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. Şunu go to detail dediğimde şurası elle değiştireceğim. Çünkü burada siyah renkle seçtikleri bana biraz şimdi değiştir dersen mesela şunu seçmemiş, şunu seçmiş, bunu seçmemiş. Eğer yanlış şeyleri değiştirirse bununla bu aynıymış zaten. Bununla da bu aynıymış. Tamam. Şunu değiştirecek, şunu değiştirecekti. Tamam ama elle değiştirdik hepsini. Güvenemedim şimdi. Yanlış bir şeyi değiştirirse mesela element olan bir değişkeni değiştirirse sonra onu element olduğunu anlamamız için biraz zaman geçebilir. Ne yapmıştık biz? Şurada editten Replacing Project. Şöyle yapabilirdik. Sonuna bir boşluk koyardık. O zaman o element olanları almazdı. Ya da buradaki ayarlardan sadece tam olarak bu metin olanı bul diyebilirdik. Evet, şimdi ne yaptım? Score, player score'u 0. Player score'u globale aldım. Peki board'u temizlerken player score'u temizleyecek miyim? Tabii yeni bir oyun başlamış olacak. Ben büyük ihtimalle global.player score'u kullanmış, göstermiş olacağım kullanıcıya oyun bittiği zaman. Orada close deyip ana sayfaya gelip oyunu başlat dediğinde yeni bir sayfaya geldiğinde tabii ki skorun tekrar sıfırlanması lazım. Skoru sıfırla. Bunlar elementler. Timeout zaten kullanılıyor, siliniyor. Bir değer taşımıyor. Bir tek burada global. Evet, şunu sileceğiz. Bunu zaten tanımladık globalde. Globalde tanımladık. Artık globalden board.js buradakinden işlemleri yapacak. İşte cam barının durumunu zaten yeni bir player eklendiğinde, player başladığında player.js cam barının durumunu güncelliyor. O işi orada yaparız. Bir de şunu yapmamız lazım. Player score'u sıfırladıktan sonra bu sadece benim kullandığım değişkenlerin içinde. Add score'la
şuradaki değeri de sıfırlamamız lazım. Nasıl sıfır yaparız? Add score'a. Bu bir skor ekliyordu. Sıfır eklersek 0 artı 0 sıfırlanmış olur. Board clear'ı nerede kullanacağız? Onu da level'ın içinde kullanalım. Level temizlendiği zaman, map temizlendiği zaman board'u da temizlesin. Şurada bir değişken koymuşuz. Level nam diye. İstersek burada birçok farklı level'lar tasarlayıp switch'le hangi level namsa o level oluşturulsun diye seçim yapabiliriz. Şimdi ne kaldı? Ana konuma geçeyim. Create level dediğimde start'ın içine koyacağım bunu. Create level dediğimde ne yapacak? Level'ı oluşturacak. Bundan önce bunlar initial olmuş olacak. Şimdi yapılan işlemler birbirleriyle bağlantılı olmaya başladığı için bir şey yazarken onları da düşündüğüm için ve biraz sayı da arttığı için klas olarak anlatımım yavaşlamış olabilir. Şunu yazalım oyun başlata. Neredeydi o? İndekste şu şekilde kullanıyorduk. On click start game. Start game dediğimde ne yapıyor? Her şeyi temizleyip oyunu başlatıyor. Böylece bir metni seçip sağ tıklayınca buradaki menüden rename dersem yok. Bu başka bir şey. Şu şey mi acaba? Şuradan bir dosya seçip çünkü mon falan diyor. Rename dersem o da değil. Şunu şöyle yapıp rename dersem o da değil. Peki mesela hurt mp3'e refactor rename dersem o da olmuyor. Rename dersem oldu. Bu demek ki refactor class isimleriyle ilgiliymiş. Class ismini ismini değiştirmek istediğimde o class'ı kullandığım HTML içinde de ne yapıyor? Class'ı değiştiriyor. Refactor'un kullanımı o şekildeymiş. Resimde işe yarıyor mu? Resimde de işe yarıyor. Resmi değiştirdiğimde ama buradan seçmem gerekiyor resmi. Bu tag'in içinden seçemiyorum. Tamam. Biz konumuza dönelim tekrar. Start game. Start game yapmadan önce ne yapması gerekiyor?
bu ekranı kapatması gerekiyor artık. Seçimini yapmış ve oyunu başlat demiş. Nasıl kapatırım oyunu? Page.show name game dersem start game'in içine de yazabiliriz. İçine mi yazalım? Ben başka bir yerden de start game yapabilirim. Ama başka bir yerden de start game yapsam o yaptığım yer bir sayfa olacağı için sayfayı değiştirmek burada doğru bir mantık. Ben niye bir daha başka bir yerde de kullanayım ki? Önce game sayfasına git. Start game yapmadan önce. Burası benim en üst klasım, ilk çalışan klasım. Page.name.game. Önce oyun sayfasına git. Sonra da oyunu bölümü oluştur. Level'ı oluşturuyoruz. Bakalım ne oldu? Şu an bir bölüm yok arka planda oluşmuş. Herhangi birini seçiyorum. Bakın burada ne olmuş? Orada bir hata olmuş. Ona bakalım. O burada yazdığına göre o fonksiyon çalışmaz. Yok. Bir daha yazmışız oraya aşağıya butterfly'a. O yüzden. Yoksa çalışırmış. Basalım. Oyunu başlata bastığımda çalışmadı. Hata vermiş. Cannot set property display of undefined. Start page elementin olmadığını söylüyor. Start page. Start page element. Page initial. Page initial'ı biz çalıştırıyor muyuz? Çalıştırıyor muyuz bir yerde? Çalıştırmazsak page initial'ı o sayfayı bulamaz. Tekrar çalıştıralım. Oyunu başlat dediğimde ne oldu? Bu ekrana geldi. Oyunu başlattı. Bir hata da olmadı. Tekrar yenileyelim. Birini seçip oyunu başlat diyorum. Tabii daha seçtiğimi düzenlemedim. Şimdi oraya geleceğiz. Seçtiğim karakteri düzenleme işine geleceğiz. Burayı sıfırlamıştık. Bu ne olmuş? Sıfırlamış mıydık? Create level'ın içerisinde onu sıfırlıyoruz. Şuna bakalım. Mesela normal çalıştırdığımda burada şu an sıfır değil. Eğer ben şurada initial'ın altında board clear'ı çalıştırırsam şu sıfır oluyor mu? Sıfır olmuyor. Board clear ne? K'yi boş yapıyor. Sonra global nokta player score'u 0 yapıyor. Sonra board nokta add score'a 0 değerini veriyor.
Board nokta player score element inner HTML bu skorla ilgili tabi biz bunu sıfırlamadık ki. Neden sıfırlamadık? Çünkü bu player'la player'dan bunu düzenlediğimiz için ona sıra geldiği zaman oradan düzeltiriz diye ona bir şey yapmadık, bir işlem yapmadık. Tamam. Benim şu anda arka planda hiçbir oyun yokken seçip başlat dediğimde oyun açılıyor. Şimdi oyun açıldığına göre oyuncu ile ilgili olan kısmı yapalım. Player CS'ye bir bakalım. Bazı değişkenler var. X, Y koordinatından hareket ediyor. Şunlar sabit. Temp değişkenleri. Life. Element. Ve bir anahtara sahip olup olmadığı. Initial'da elementi alıyor. Player alıyor. Player nokta turn up. Yukarıya doğru dönmesini sağlıyor. Set life value 60. Standart 60. Olarak belirliyor. On K down. Listen to the K. K'yi dinleme ve object arrive olduğunda şu işi yapmak. Tamam. Şöyle yapalım. Player için de bir tane player nokta clear diyelim. Eşittir. Function. Clear fonksiyonunda şunlar sabit. Moving, x, y koordinatı, temp, life, element hariç. Element hariç. Şuradaki değişkenlerin hepsini başlangıç değerlerini getirelim. Daha sonra da şurada turn up player'ı yukarıya doğru çevir. Player'ın set life value'sunu 60 yap. Bu başlangıç değeri bu da değişkenleri başlangıç değeri tabii şöyle bir şey olacak şunu da düzenlememiz lazım şu koordinatlara getirmemiz lazım player'ı çünkü bu player eğer başka bir koordinattaysa başka bir koordinattaysa koordinatını değiştirmediğimiz için o koordinatta kalacaktır. Burada manuel koordinat kodu yazmıştık. Onu silmişiz. O zaman şöyle yapalım. Animate class'ın içerisinde şu kodu kopyalayalım. Player'ın içerisine gelip şurada ilk koordinatlarına ışınla diyelim. Still nokta top ve still nokta left
değerlerini değiştirmem gerekecek. Sonra piksel koyacağım. Bunun için map nokta get x px from coordinate diye bir komutum vardı benim. Koordinatı biliyorum. Bu koordinatı yazacağım içine. Peki bu sonra xp koyuyor, px koyuyor muydu? Koymuyor. Sadece bana sayı olarak döndürüyor. O zaman ben artı px diyerek piksel cinsinden eşitleyebilirim. Top y ile ilgili olandı. X left'ti. O zaman şunu y'ye çeviriyorum. Böylece koordinatı da şunla düzenlemiş oldum. Burada elementi aldıktan sonra initial'da artık şunu silip, şurayı silip şunun yerine player clear kullanabilirim. Oyuncunun değerlerini resetle. Sonra da burada butterfly'dan ana şeyimden ne yapabilirim? Player'a ulaşıp player'a buradan ulaşabilirim. Buradan ulaşmakta bir sakınca görmüyorum. Çünkü bu ana programım. Bu her yere ulaşabilir. Oyuncunun konumunu resetle ya da değerlerini resetle. Zaten yeni bir oyun başlatacağım. Ne yaptım? Oyun sayfasına gittim. Ondan sonra oyuncunun değerlerini resetledim. Level'ı tekrardan oluşturdum. Level'ın resetlenme, map'in resetlenmesini, sıfırlanmasını, temizlenmesini bunun içine yerleştirdim. En üst dizinde benim ana programımda, her şeyin ana olarak çalıştığı programda olabildiğince kod yazmamaya çalışıyorum. Buranın çok temiz olması gerekiyor, anlaşılır olması gerekiyor. Kod yazmamak derken böyle, mesela player.clear, yani yazılacak kodları bu klasların içerisinde tutup burada sadece kullanıcı değerlerini temizliyormuş. Bir satırda hiçbir kod görmeden sadece yapılan işlemin ismini görecek şekilde kullanıyorum. Bu da bana kod akışını, burası ilerlediği zaman, buradaki kodlar arttığı zaman kod akışını görmemde fayda sağlayacak. Şimdi bakalım. Mesela Uğur böceği seçip oyunu başlat dediğimde Uğur böceği geldi. Bir hata oluştuğu için level create etmedi. Bakalım ne hata yapmışız. İki tane hata. Element is not defined. Bakalım. İlk koordinata gitmek için yazdığım komutta tabii başka yardımını kopyaladık. Sonra da adını değiştirmedik. Element. Burada element diye bir şey, gelen bir parametre yok. Onun yerine player element değişkenini kullanmam gerekiyor. Yenileyelim. Uğur böceğini seç, oyunu başlat dedim. Artık ben Uğur böceğim. Evet. Burada kaldım. Ağaçlar yan yana gelmiş.
bu bölüm geçilmez. Beni buradan çıkmama engelliyor. Evet, seçtiğim karakteri ne yapabiliyorum? Oynayabiliyorum. Şurayı arka planda level olmadığı için ilk başlangıç sayfasının da şeffaf olmasına gerek yok. Ne yapalım? Şurada bir opacity vermişiz. Şuna bakacağım. Start page sub container'a. Start page sub container'da opacity var mı? Yok. Bunu ben diğer sayfalar içinde kullanmayı düşünüyorum. O yüzden şu başındaki start'ı kaldıracağım. Buna diyeceğim ki page sub container. Buraya geleceğim. Burada da start'ı kaldıracağım. Şurada da start'ı kaldıracağım. Şuradan da opacity'sini 1 yapacağım ya da hiçbir şey yazmayacağım. Zaten standart değeri 1 olduğu için. Bu şekilde başlangıç sayfası şu şekilde olabilir. Ya da white yerine bir açık, çok açık bir gri deneyeceğim. Şu çok açık bir gri mi? Değil. Çok açık bir beyaza yok, çok yakın bir ton olursa olabilir aslında, ama benim kafamda biraz daha açık, çok çok açık bir ton var. Beyaz olmasın. Açık tonlar nerede? Light gray. Light gray. Limon sarısı. Silver. Light gray diyeyim. Noktalı virgül. Light gray daha koyu oldu. Bir öncekinden. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Color chooser'dan RGB gri tonunu elde etmek için hepsinden eşit miktarda koymak gerekiyor. Ne kadar bunu ileriye götürürsem eşit miktarda elde ettiğim gri tonu da o kadar açık olur. 250 yaparsam beyaza çok yakın bir gri tonu elde etmiş olurum. Kaydedersen, evet, beyazı çok yakın bir gri ton elde etmiş oluyor. Yine istediğim gibi olmadı. 230 dersem ne olacak? Kaydedeyim. Neyse, bir süre böyle dursun şu gride.
udursun. Beyaza yakın. Tam beyaz değil. Şu içindeki beyaz, beyazın biraz daha farklı olduğu görünüyor. Evet, şimdilik geliştirmeye devam edelim. Şöyle bir özellik eklemek istiyorum. Cam barı %20'nin altına düştüğünde açlık durumunuz tehlikeli bir düzeye ulaştı diye bir uyarı versin. O düzeyin altına düştüğün zaman bir kere versin o düzeyin altına düşerken. Daha sonra o düzeyin üzerine çıkıp tekrar o düzeyin altına düşerse yine versin. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle bu işi nereden yöneteceğim? Set player life bar. Burada ne yapıyor? If life bar büyük 20 değilse 20'nin altına düşmüş demektir. Ama eğer uyarıyı buraya düz şekilde yazarsam 20'nin altında her adım attığında o uyarı yapmaya devam edecek. O yüzden ne yapacağım? Bir değişkende önce şunu deneyelim. Board nokta show alert açlık durumunuz tehlikeli bir seviyede. Bu çok önemli bir şey çünkü eğer biterse o bar oyun biter. O yüzden bunu danger olarak vereceğim. Açlık açlık durumu tehlikeli bir seviyeye düşerse uyar. Şimdi bunu bu şekilde yazarsam olmaz çünkü mesela şimdi düşürelim. 20'den aşağıya düştüğü zaman bar beni sürekli uyaracak ve o beni sürekli uyarması başka hiçbir uyarıyı alamamama sebep olacak. Açlık durumumuz tehlikeli bir seviyeye. Şimdi her hareketimde bana açlık durumumuz tehlikeli bir seviyeye ulaşmış diyor. Şimdi burada bir tane değişken açacağım. Board nokta life danger alert eşittir 0 diyelim. Eğer life danger alert verilmişse bunu 1 yapacağım ve 1 olduğu sürece bir daha bu alerti vermeyecek. Eğer life danger alert sıfırsa, daha önce yapılmamışsa açlık durumumuz tehlikeli bir seviyede diye alert et ve bu değişkenin içeriğini bir yap ki bir daha bu alert çalışmasın. Ama eğer %20'nin üzerine çıkarsa bunu tekrar sıfır yap ki
tekrar düştüğünde %20'nin altına tekrar uyarı versin şeklinde bir algoritma yazılabilir. Bakalım ona. Hasar aldım. Şimdi ilerlediğim zaman ne yaptı? %20'nin altına düştükten hemen sonra hasar alma alerti verdiği için öbür alertin üzerine gelmiş oldu ve o alerti göremedik. Evet, açlık durumumuz tehlikeli bir seviyede. Ne oluyor? Ben ne kadar daha düşerse artık beni uyardı, bir daha uyarmıyor. Ama bir elma yersem, %20'nin üstüne çıkarsam, tekrar gezersem, %20'nin altına düştüğünde açlık durumum tehlikeli bir seviyede. Açlık durumumuz tehlikeli bir seviyede diye bizi uyarsın. Eğer hasar aldığında, büyük bir hasar alıp %20'nin altına hemen düştüğünde bu uyarıyı vermiyor. Ama normali de o. Çünkü bir tuzağa düştüğün zaman o daha önemli. Oradaki hasarı bize bildirmesi daha önemli. Bununla ilgili bir şey yapmayacağım. Şimdi benim ihtiyacım olan ne kaldı? Kazandın ve kaybettin sayfalarını yapacağım. Kazandın ve kaybettin sayfalarını yaptıktan sonra da ne yapabileceğim? Oyunu kaybettikten sonra yeniden yeni bir oyun, başa dönüp yeni bir karakter seçip yeni bir oyun başlatabileceğim. Bir de oyunu bitirdiğim puanı görebileceğim. Bu iki pencereyi de tamamladıktan sonra, bu iki sayfayı da tamamladıktan sonra geriye bir tek diğer iki canlının kodu olan bug.cs kalıyor. Onu özellikle en sona bıraktım. Orada çünkü çok fazla bir yapay zeka yok aslında. Çok basit bir şekilde hareket edecek nesneler. Diğer canlı nesneler. Ama yine de kullanacağımız class yöntemiyle diğerlerinden public static class kullanmayacağız onda. Çünkü aynı class'tan iki farklı, 3 farklı, 4 farklı, sayısız farklı canlıyı hareket ettirebilir şekilde yazacağız class'ı. Bir de şu konu var tabii. Biz bunu sadece Chrome tarayıcısında test ettik, denedik. Bu tarayıcı da çalışıyor. Ama tarayıcıdan tarayıcıya HTML, CSS kodlarını okumada farklılıklar olduğu için bazı tarayıcılar bazı JavaScript komutlarını, bazı CSS'leri desteklemiyor olabilir. Onlar için onların desteklediği kodların da oraya eklenmesi gerekir. Oyunu tamamladığımızda başka tarayıcılarda bakıp başka bir tarayıcıda bir hata varsa gerekli düzeltmeleri yapmamız gerekiyor. Evet, şu anda yaptığımız çalışır durumda. Diğer sayfaların düzenlemesine geçmek için
Şöyle yapayım başlangıçta. Hangi sayfayı düzenleyeceksem o sayfayı açayım direkt. O sayfaya gelmek için uğraşmayalım. Önce sayfayı tasarlayalım. Game 3. sayfa. Tamam. Bakalım. 3. sayfayı. İndeksin içinden. Gaming. Steam'den. Şu an hiçbir şey görünmeyecek. İçine gerekli eklemeleri yapacağım. Ne yapmıştım ben? Demiştim ki şu sub container'ı diğer sayfaların arka planı içinde kullanırım demiştim. Hemen şuraya bir sub container koyacağım. Renk olarak bu başarılı olduğunu gösteren bir sayfa olduğu için şu şey renkleri kullanmak istiyorum. Başarılı olduğu zaman şu rengi kullanmak istiyorum. Yeşile yakın olan renk. Turkuaz. Turkuaz rengini kullanmak istiyorum. Ve başarılı olduğunda tabii arka planda oyunun görüntüsü olduğu için şeffaf yapabiliriz. Başlangıç sayfasında bu şeffaflık özelliğini kullanmamıştık. Çalıştıralım. Evet, şu şekilde. Şu an oyun görünmüyor arka planda ama bu sayfaya gelmek için oyunu geçip geldiğimizde arka planda bir oyun olacak. Aynı şekilde diğer sayfaya da Orange Red kullanalım arka planda. Şimdi kazandığımız zaman ne yapıyorduk? Ortalamak için şunu da alıyorduk. Bunun içerisinde ortalayacağı için. Şunun içinde ne vardı? Ortalama konutları vardı. İki tane eklememizin sebebi burada kullandığımız opacity'nin içindeki nesnelere etkilememesini sağlamak için iki tane kullanmıştık. Bunun içine bir div açıyorum. Tebrikler. Oyunu tamamladınız. Tebrikler. Başardınız. Oyunu X puanla tamamladınız. Daha da aşağıya inersek bir tane de kapat butonuyla tekrar ana menüye dönecek ve tekrar bir seçmek istiyorsa seçim yapıp, kelebek seçimi yapıp, oyuncu seçimi yapıp geri dön oyuna devam edecek. Evet.
Tebrikler, başardınız. Oyun ilk puanla tamamladınız. Kapat. Evet. Şu ortalama işini yapıyordu. Ortalamayı yapmak için bir divlen içindeki tüm nesneleri ne yapıyorduk? Grupluyorduk. Şu grubun içinde o da ne yapıyordu? O grubun içinde ortalıyordu. Şey yapabiliriz. Text center diyebiliriz şuraya, o grubun içerisine. O grubun içindeki tüm metinler center olur. Sonra yine stil color white olmasını istiyorum. Bold olmasını ve bold olmasını piksel olarak da büyük olmasını istiyorum. Başlık olacak çünkü. Arka plan renkli olduğu için beyaz seçtim. Şu ikisini kopyalarsam şurada. Font size ve bold özelliği. Font size 25 olursa ne kadar büyük oluyor? Otuz olursa ne oluyor? Peki. Boşluk bırakalım. Margin batın aşağıda 20 piksel kadar bir boşluk bırak. On piksel boşluk bırak. Sonra aşağıdaki aşağıdakinin de aşağıdaki yazılımda stilini on sekiz piksel olsun diye. Gri yapsak görünmez. Güzel görünmez. Beyaz yapsak üsttekiyle aynı olacak. Şu tona yakın biraz açık bir ton yapmak isterim. Onu da en güzel opacity verirsek ona 0.7 opacity verirsek altındaki renge göre ne yapacak? Biraz daha bir ton kazanmış olacak. Şu tonu çünkü vurmam tabi zor. Bununla uyumlu olmasını istiyorum. Oyunu X puanla tamamladınız. Tebrikler, başardınız. Evet. Kapat butonunu tasarlayalım. Nerede tasarlayacağız bunu? Şuradan. Game prototype. Sayfanın prototipini açalım. Bana bir tane daha buton gerekecek. O da
kapatma butonu. Prototipi açtım çünkü bir önceki çizdiğim butonla benzer olmasını istiyorum. Yazı karakteri, boyut olarak. Daha önce yaptığım butonu kopyalayacağım bir tane. Sonra arkadaki kareyi %80 yapacağım opazitesini. Rengi beyaz mı acaba? Test edelim. Bir layer ekleyeyim. Layer 2. Layer 2'yi en aşağıya koyacağım. Ve bir tane renkli bir kare çizeceğim. Kırmızı olsun. Çizdim ama görünmedi. Sebebi nedir? Şunu kilitle. Şurada bir nesnem var. İçi boş bu. Fill diyelim. Fill stroke. Evet, şimdi şöyle göründü. Tamam. Tekrar geleyim layer'a. Şunu kapatacağım bu sefer. Şunu açacağım. Şu nesnenin ne şeyi var? Heh, o da şey. Opositeden dolayı. Şöyle bir olsun bakalım. Tabi çizdiğim kare yazıların önünde kaldı. Onu arkaya atalım. Farklı bir layer'a da koyabiliriz ya da şurada Move Selection Lower Layer Top Bottom. Bottom dersem yine olmuyor. Şunu kapatacağım. Below. Below. Layer olması gerekiyor. Şöyle yapayım o zaman. Şu layer'ı seçip X diyeyim. Şu nesnem burada. Past in place dersem ne yapacak? Üstüne yapıştıracak. Şunu tekrar açayım. Şimdi şunu, butonu, kenarlarını ben değiştirmek istiyorum. Şu buton nesnenin Object Properties'inden çift tıklıyorum. Şurada bu CSS'te verdiğimiz gibi bir yuvarlama, kenarını yuvarlatıyorum. Sonra şunu metini
kapat yazacağım. Altındakinde close diyeceğim. Kapatı da koyu gri yapıyorum. Daha sonra da üçünü de seçip ortaladım. Evet. Şuna da ihtiyacım yok. Ben şunun arka planını görmek için onu yapmıştım. Export. Export as. Buna da close buton diyorum. Daha öncekinin arka planını şeffaf yaptık. Çünkü burada arka planı olan küçük butonlar vardı. Bu seferkinin arka planını beyaz yaptık. Hafif şeffaf. Çünkü arka plan renkli ve başka buton yok. Hoş görünecektir diye düşündüğüm için öyle yaptım. Eğer güzel görünmezse değişikliğe gideriz. Kapat yerine close buton. Evet, bu şekilde. Ama ne oldu? Çok beyazlı olduğu için ve bu da siyah olduğu için tek renk oldu. Ne yapalım? Bir üst nesnenin şurada bir boşluk bırakalım. Margin bottom'ına 25 piksel diyelim. 25 piksel diyelim. Bu biraz aşağıya atalım bu butonu. Bir de buradan şunu opacity'sini şöyle açalım. Açalım. Şunlarda bir değişikliğe gitmeme gerek yok. Export'a direkt export edelim. Bakalım. Evet, şimdilik işimizi görür. Biraz şu gri olması falan şey yapıyor. Ama şimdilik idare eder. Bu şekilde olsun. Şunu yeşil yapabilirdim ama dedim ki aynı butonu kaybetme sayfasında da kullanırım diye düşündüm. Peki. Şimdilik böyle kullanalım. Sonra düzenleriz, ayrıntılarla uğraşırız. Bir de ne var? Aynısında şöyle aynısında kaybetme sayfasını koyalım. Orada da şöyle yazacağım. Devam edecek gücün kalmadı. Bir açıklamaya gerek yok.
bu sayfayı bu şekilde kullanıyoruz. Kapata ne yapacağız? Kapat butonuna ne yapacağız? Onu da yazalım. Kapat butonuna ne yapıyorduk? Div elementin içine on click. Tabii mobil uygulamaya çevirdiğinizde bu on click eventleri bazı gecikmelere sebep olabiliyor. Dokunmatik eventler daha farklı. Eğer mobilde de kullanacaksanız yazdığınız uygulamayı, oyunu ya da yazılımı, on click eventinin yanında başka mobil içinde diğer eventleri kullanmanız gerekir. Verim alabilmek için. Start'a yönlendireceğim. Bastığı zaman Start'a gidecek. Yine aynı şekilde kaybettiği zaman da bastığında Start'a gidecek. Kaybetmeye bakalım. Kaybetme sayfası nasıl olmuş? Nokta game over. Kaybetme sayfası da bu şekilde devam edecek. Gücün kalmadı. Kapat. Tekrar win'e bakalım. Şuradaki aradaki boşluk nasıl? Burada daha çok tabi. Biraz onun boyutuyla oynayalım. Kapatmada bunu 25 yapalım. Burada çünkü altta 25'ti butonla metin arasındaki fark. Game over. Evet. Kapata basınca tekrar başa dönecek. Kapata basınca ne yapacak? Tekrar başa dönecek oyun. Menüler, menü sayfaları biraz zayıf kaldı tasarım açısından, renklendirme açısından. Üzerinde çalışılabilir. Ama bizim işimizi görecek. Bir de arka planda oyun olduğu zaman bu sayfalar daha güzel görünür diye düşünüyorum. Onu da birlikte göreceğiz. Şimdi oyunu kaybetmek, bu sayfaya ulaşmak neyle oluyordu? Her halükarda canının sıfır olmasıyla alakalı. O zaman Game Over sayfasını can nerede düzenleniyor? Set Life Value'da sonra da ne yapıyor? Bunu board'a yansıtıyor. Burada Save Light Folio'ya geldiği zaman. Eğer sıfırdan küçükse sıfır oluyor. Sıfır eşitliyor. Buraya da sıfır eşitliyor ve en aşağıya da deriz ki eğer value ya da player life eşittir sıfırsa game over sayfasını göster.
imkan kalmadığında oyunu bitir. Evet. Peki oyunu geçmek nasıl olacak? Anahtarı alırsa, kapıya gelirse ve kapının üzerine çıkarsa, kapının üzerine geldiğinde oyun kazanılmış olsun. Eğer oraya kadar canı biterse zaten oyun bitecek. Eğer canla birlikte oraya geçmiş olursa oyunu kazanmış olur. Onu nasıl yaparız? Map'te On Player Arrive Coordinate. Oyuncu bir koordinata vardığında ne yapıyordu? Player'a geri dönüyordu bu. Onun da 10 koordinat olması lazım. Burada bazı değerler veriyordu. Şurada yapabiliriz aslında. Item Probe Type. Şuraya yeni bir yer açarız. Case. Eğer kapı açık, kapı açılmamışsa zaten kapı nesnesinin üzerine gelemez. Eğer bir kapı nesnesinin üzerine gelmişse oyunu tamamlamış demektir. Eğer kapıyı açıp içeri adım atarsa oyunu sonlandır. Game win. Bakalım doğru mu yaptık? Önce oyunu kaybedelim. Artık seçim yapamadığımız için tuzağın yerini bilmiyoruz, göremiyoruz. Açlık durumumuz tehlikeli bir seviyede. Evet, azaldı. 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 Devam edecek gücün kalmadı. Evet, kırmızı bir ekran oyunun üzerinde bize bir bilgi veriyor. Devam edecek gücün kalmadı. Altında da kapat butonu. Doğru bir şekilde çalışıyor. Şöyle bir şey var. Oyun bittiği zaman K'lerden aslında ben nesnemi hareket ettirmeye devam edebilirim arka planda. İstersek bunu kapatırız. Ama bir şey ifade etmez. Yani istersek kapatabiliriz. Açık bırakmamızın şöyle bir avantajı olur. Oyunu geçtiği zaman, oyunu bitirdiğinde bu ekran geldiğinde buradan çıkıp dışarıda gezebilir. Bu güzel ek bir özellik olabilir. O yüzden onu koruyabiliriz. Bir de şöyle bir şey olabilir. Kapıyı açtığınızda diğer kendi başına hareket eden canlılar da artık kapı açıldığı için oradan geçebilecekler. Onlar da ekranın dışına çıkabilir eğer kapıdan geçerlerse. Evet, şimdi oyunu tamamlayalım. Ne yapacağız? Hasar yedik. Şurada biraz yiyelim. Anahtarı aldık. K
kapıyı açtık. Kapıdan geçtik. Ne diyor? Tebrikler, başardınız. Oyunu X puanla tamamladınız. Evet, puanımızı yazalım. Dediğim gibi şimdi ok tuşları hala aktif olduğu için oyun bittikten sonra ben çıkabiliyorum oradan. Artık özgürüm. Bu da bir özellik gibi bir şey olarak kalsın. Ama ben yine şey fonksiyonunu yazayım. Bu böceğin oyuncunun hareketini kesme, hareket etmemesini sağlama fonksiyonunu yazayım. Ama kullanmayalım. Siz isterseniz kullanırsınız ya da bu oyunun kodlarının üzerine başka bir oyun. Daha önce söylemiştik. Mesela Bomberman tarzı, Tank 90 tarzı bir oyun yazılabilir. O zaman belki o özelliği kullanırsınız. Bak şimdi oyunu başardım. Ama gezmeye devam ettiğim için canım azalmaya devam ediyor. Şimdi canım bitecek. Canım bittiği zaman oyunu kaybetmiş oldum. Şunun arka planını beyaz yapmaya karar verdim. Şeffaflık biraz bozuyor işi. Hem bu siyah olduğu için beyaz üzerinde daha hoş görünecektir. Bunun siyahını da biraz koyu gri yaparsak, bunu da daha açık gri yapabiliriz, bunu beyaz yaparsak daha hoş görünür diye düşünüyorum. Onu yapalım. Yapacağım şey şunun Flan Stroke'da tamamen beyazı yükseltmem. Şu siyah yerine çok koyu gri yapmam. Kırdığım zaman tonu hoş görünecek. Şunu da çok açık bir gri yapabilirim. Arka plan şeffaf olmadığı için. Böyle yaparsam güzel görünür diye düşünüyorum. Oyunu başlat. Şunu şimdi test edeceğim. Sonra da player'ın hareket edememesini sağlayacak komutu yazıp, evet, beyaz arkası görünmediği için şu açık gri rahat görünüyor. Siyahda bir ton kırdık. Bir öncekine göre. Daha güzel oldu. Yazalım kelebeğin hareket etmemesini sağlayacak komutu yazalım. Bunu kaydedelim. Çıkalım artık bundan. Bununla bir işimiz kalmadı. O komutu nereye yazacağız? Tabii ki player'ın içine. Ne diyeceğim? Player nokta active eşittir function status. Bir de unutmadan kazandığın zaman puanı yazmadık da puanı da yazalım. Status diyelim. Ne vardı? Benim mesela is moving vardı. Bu değişkeni de kullanabilirim. Bu değişkeni değiştirirsem kelebek hareket halinde dersem, o zaman kelebeğin tekrar hareket etmesini engelleyecek, bunu tekrar sıfıra çevirecek bir kod olmadığı için kelebek hareket etmeyecektir. Şurada soru bakıyor. Is moving eşittir 0 ise devam ediyor. Ben 1 yaparsam onu kelebek hareket edemeyecektir zaten.
0 yaparsam yine hareket edebilir olacak. O şekilde yapabiliriz. Ismovic status. Ama kafamız karışırsa bu değişkeni kullandığımız için yeni bir değişken açıp şu değişkenin yanına onu da ekleyebiliriz. Ismovic eşittir 0 ve aktivi eşittir 1 diyebiliriz. Hatta öyle yapalım. Öyle yapalım. Bu değişkeni hiç kullanmayalım. Çünkü bunu böyle bir kural olarak burada yazıyoruz ama yarın öbür gün bunu hatırlamadığımızda, koda baktığımızda bu tarz şeyler, bu tarz başka işler için kullandığımız değişkenlerle işi yapabildiği için farklı işlerde kullanmamız zaman geçtiğinde kodu unuttuğumuzda anlamamamıza sebep olabilir. Aktif diye aktif status eşittir 0. Aktif status 1 olursa yani player hareket edebilir anlamında olsun. 1 olursa, değil mi? Aktif status eğer 1 ise hareket edebilir. 0 ise hareket edemez. Bir de şöyle bir şey yazalım. Eğer status eşit değilse 0'a, status eşittir 1 olsun. Yani 0 yazarsa player hareket etmiyor. Birden ne yazarsa yazsın yine 1'e dönüştürüp hareket eder hale geliyor. Oyuncunun hareketini durdur. 1 hareket et. 0 dur. Şurada da hareket etmesi için ne gerekiyor? Player aktifinin 1 olması gerekiyor. Hareket edebilmesi için. Eğer ben bu aktifi 0 dersem herhangi bir yerde, ne olacaktır? Ok tuşlarına basıyorum ama hiçbir hareket gerçekleşmiyor. 1 olursa ne olacaktır? Hiçbir hareket gerçekleşmiyor. Ne yaptık? Nerede yanlış yaptık? Ona bakalım. Şurada aktif status demem gerekiyordu. Aktif demişim. 1 olursa hareket edebiliyor. 0 olursa yine hareket edebiliyor. Bir daha bakalım. Nerede yanlış yaptık? Aktif 0 dedik. Aktif statüsü buraya yazmışım. Buraya yazmışım. Şurada da olması gerekiyor. Tekrar bakalım. Başka hatamız var mı? Ne yaptım? Sıfır dememe rağmen çalışmaya devam ediyor. Şununla bir ilgisi olabilir mi? Ben bunu sıfır dedikten sonra başka bir yerde clear ediyor olabilir miyim?
Evet, aynen öyle. Clear ettiğim için tekrar aktif oluyor. Bunu clear etmeye gerek yok. Zaten bu bunun ayrı olarak kullanacağımız bir şey olduğu için burada orada seçmemize gerek yok. Şu an hareket etmiyor. Bir yaparsam hareket ediyor. Şunu ne yapacağız? Kullanmayacağız biz. Oyuncunun hareketini durdur. Nasıl sıfır yapalım? Puanımızı da yazalım. Oyunu tamamladığımızda puanımızı da yazalım. Böylece tamamlamış olalım oyununu. Nasıl yazarım puanı? Şu div'e bir ID verirsen eğer, game win description oyunu kazandığının açıklaması diyeceğim. Ne yapacağım oyunu kazandığının açıklamasını? Ages'a gelelim. Eğer win'e gelirse göstermeden önce document.getElementById oyunu kazandı açıklaması nokta inner html eşittir inner html eşittir neredeydi o page'de şuraya yapıyorum x yerine ne yapacağım çift tırnak artı artı nerede global'de player score'u player score olarak buraya yazacağım. Bakalım çalışıyor mu? Hasar yedim. Puanım çok düştü. Eksiye düştü puanım. İstesek eksiye düşmeyecek şekilde kodu düzenleriz ama eksi de bir başarısızlık belirtisi. Eksi olmasında bir sakınca yok. Puanını eksi olarak ne yapmışsın? Tamamlamışsın. Kaç? 87 puan. Evet. Oyunu 87 puanla tamamladınız. Tebrikler, başardınız. Ne yapıyorum? Devam edebiliyorum. Evet. Bu bölümü de tamamlamış olalım böylece.